başladığımız nokta mahşer gününü konuşuyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman'la. Gelen tweetlerden birkaç hemen soruyu soracağım. The Floyd diyor ki hesap günü etiketiyle mahşer meydanı denilen yer kıyametten sonra dünya üzerinde mi kurulacak? Yani dünya mahşer meydanına mı dönüşecek? Güzel bir soru. Hemen kitap hediye edelim. Bir de Mehmet Bey demiş ki Mehmet E4343 hesap günü hocam. Mahşerde sorgu sırasında sadece Allah ve ben mi olacağım? Yoksa bütün herkes sorgu yapılırken izleyecek mi? Değil mi? Günahlar teker teker dökülecek. Haklısınız. Hepimiz o korkuyu yaşıyoruz. Evet. Şimdi Kur'an'da gözüken şey şu. Bu dünyayla göklerin yenilerine çevrilecekleri geçiyor. Allah o yeni çevirmeyi bu dünyadaki evrendeki ham maddeden, enerjiden kullanır mı kullanmaz mı bilmiyoruz. Ama yeniden yaratılan o alanın buradan oldukça farklı olacağını, yani bu dünyanın kendisi olmayacağını bence rahatlıkla söyleyebilir. Zaten başka bir ifadede Kur'an'da genişliği yerlerle gökler kadar olan cennete doğru insanların gitmesi söyleniyor. Buradan anlıyoruz ki cennette mesela bu dünya alanından daha da geniş bir alan. Şimdi Kur'an'daki ben hocamın 7 aşamayla daha alt başlıklar ayırdığı şey, ben kabaca 4 maddede topluyorum. Bunların birinci aşaması bu evrenin ve sistemin sonunun gelmesi aşaması. İkincisi sizin söylediğiniz yeniden diriltilme ve toplanma, yani mahşer aşaması. Mahşer yeniden toplanmayı ifade eder orada. Üçüncü aşama sorgulanma aşaması. Dördüncü aşama işte cennete cehenneme konma aşaması diyebiliriz. Kabaca ben böyle 4 maddede Kur'an'daki anlatımı topluyorum. Şimdi bu ikinci aşamaya gelirsek bu evrenin son aşamasından sonra Kur'an değişik fiillerle yeniden diriltileceğimizi söylüyor. Mesela kıyam geçiyor işte yeniden ayağa kaldırılma. Ondan sonra halkül cedid geçiyor yeniden bir yaratılış için geçiyor. İnşa şeklinde ifade var. Bas var. Buna benzer ifadeler var. Diğer taraftan ondan sonra da insanların cem edileceği, toplanacağı şeklinde. Türkçedeki o cem kelimesi de, Türkçe'ye geçmiş kelime de kullanılıyor. Ayrıca haşir kelimesi, toplanma kelimesi de geçiyor. O yüzden mahşer yeri diye geçiyor Kur'an'da. Fakat bütün bu Kur'an anlatımlarını dinlerken biz bence çok çok önemli, Kur'an'ın ahiret anlatımlarını anlamamız için çok çok önemli bulduğum iki maddeye dikkat etmemiz lazım. Bu maddelerden birincisi, Kur'an'daki anlatımlar fragmanlar şeklindedir. Yani kesitler şeklindedir. Kur'an bize bütün ahireti anlatmaz. Bu zaten mümkün değildir. Bakın şu anda TRT'deyiz. TRT Ortaköy'e yakın bir yer. Mesela diyelim Ortaköy'ü anlatan bir kitap hazırlasak, kitapçık hazırlasak. Ne yaparsınız siz oradan? Oradan ancak belli kesitler verirsiniz. Ne dersiniz? İşte Ortaköy'de cami de var, kilise de var, havrada dersiniz. Bunlarla ilgili bir şeyler söylersiniz. Deniz kıyısında deniz. Deniz kıyısında olduğunu söylersiniz. Fakat o caminin bütün detaylarını, oradaki her bir kafenin bütün detaylarını anlatmaya kalksanız, kafelerin menüsünü vermeye kalksanız, o sizin kitabınız bir ansiklopediye bile dönüşebilir. O yüzden ne yaparsınız? Siz Ortaköy'ü anlatacak olsanız, ancak belli bir kesitler verirsiniz. Yani biz de dünyada bir yeri anlatmak istediğimizde bir tatil köyünü, bir semti, herhangi bir şeyi ondan belli bir kesitleri veririz. Çünkü insanların belli bir hayatında bir şey ayırabilecekleri süre var. Çok daha fazla detay, teferruat onların konuyu ihate etmelerini, kavramalarını da zorlaştıracaktır. Belki de bazı konularda ona o kadar ayıracak vakitleri yoktur. Yani ahiret bu dünyadan çok daha büyük zenginliğin olduğu bir yer. Kur'an'da bunu çok açık görüyoruz. Bu dünyadan çok daha büyük bir zenginliğin olduğu yerdeki bütün meyvelerin, bütün detayların, bütün her şeyin anlatılması mümkün olmadığına göre, o zaman ahiretteki anlatımların kesitler şeklinde olması dışında başka bir yol yoktur. Mesela o kesitlerde diyelim ki bizim yaşımız geçmiyor. Veya birkaç tane meyve sayılıyor ama bütün meyvelerin ismi verilmiyor. Peki mesela ama insanların yaptığı şey şu. Olmayan şeyin de sorusunu istiyorlar. Cevabını istiyorlar. Onu olmayan şeyin de sorusunu soruyor. Bunlara verecek en güzel cevap bence bu sorunun cevabının verilmediği şeklinde olmalı. Her soru illaki cevap vereceğiz diye çabalamamalıyız. Peki şöyle düşünelim. Mesela o mahkemede mahşerle ilgili Bir şey söyleyeyim mi? Bir hocam diğer maddeyi... Valla mahşerle ilgili benim de bir sorum olacaktı ama herkes... Mahşerden sonra yok, o diğer ikinci maddeyi de sayayım fragmanlar dışında da, o bence çok... Tamam, eksik. Kur'an'ın ikinci anlatımı şu bence, bir fragmanlar şeklinde bir şey anlatıyor ahireti. İkincisi benzetmeli anlatım sanatıyla, teşbihle anlatıyor. Yani şimdi Kur'an'da... Cennetteki köşkler gibi mi tabii, mesela? Tabii, cennette Kur'an'da hiçbir nefisin onları tatmadığı geçiyor cennet nimetten. Bakın bu çok önemli bizim ahireti anlamamız için. Eğer ki bir şeyi bir insan hiç görmediyse, tatmadıysa, onu anlatmanız için
benzetmeli anlatım sanatı dışında mantıken başka hiçbir yolunuz yoktur. Mesela bakın basit bir şey anlatayım size. Ben en çok bu örneği kullanıyorum bunda. Mesela 1000 yıl öncesine gitsek, uçağı anlatmak istesek. Ya uçak diye bir kelimeniz yok. Hı. Motor diye bir şey bilinmiyor. Siz uçak için ne diyeceksiniz? Çok büyük bir kuş. Ve o kuşun kanatlarında yüzlerce insan oturuyor diyeceksiniz. Motoru insanlar bilmediği için kuşun öyle büyük bir midesi var ki o kuş işte 10 kuş hızında uçuyor diyeceksiniz. Veya hostesleri ifade etmek için o kuşların kanatlarında işte hanımlar yürüyüp o millete yemek servisi yapıyor diyeceksiniz. Hiç uçağı görmemiş bir insan belki aklı buharlaşır bundan, hiç anlayamaz bunu. Ama sizin uçağı anlatmanız için uçak kelimesi olmadığı, motoru gözükmediği zaman benzetmeli anlatım dışında başka mantıken başka bir metot yoktur. Aynı şey Kur'an, dikkat edin. Cennetin nimetlerinin, cehennemin görülmediğini söylüyor daha evvel. Hiçbir insan o cennet nimetlerini tatmadığını söylüyor. O zaman demek ki Kur'an'daki anlatımların benzetmeli anlatım olması dışında bir metodumuz yoktur. Yani Kur'an'da bir meyve vardır, tamam, bu dünyadakine bir benzedir ama bizatihi onu aynısı düşünmememiz lazım. Peki. Yani Kur'an'daki gılman, huri, vildan gibi ifadeler, oradaki köşkler, cehennemdeki azaplar, onların hepsi özünde aslında bir benzetmeli anlatımdır. Bunların tam manasıyla ne olduğunu anlamamız, ancak oraya gidip onların içine oturmamız, onları tatmamız, onlarla muhatap olmamızla mümkündür. Bunu hiç unutmamamız lazım.